Sen tam gök Klimayı derken yukarı bakıyorsun. açayım Ben de çekeceğim lan bunu. Açmıştım. Ah helal lan. Hiç kimse aradığımız nuru bulamıyor. Oysa öğreniyor, öğreniyor. Gök yüzünde. Gök yüzünde. Ya Diren abi bunu çekmedik videolar ya. İçinde olabilecek şeyler. Birçok tight olmaz. Kadına bir oyunla sahip olmak, racon ve dövüş. Bu üçünden bir tanesinin olmadığı bir video görürsen videoyu şey versene. O ne lan? Harbi vurmuş herhalde lan. Lütfen sokakta biri sevgilinize baktığı zaman ona uçan tekme atmayın. Başınız çok kötü belaya girebilir. Ve benim bunu söylememi de garip karşılamayın çünkü kimse söylemiyor. Ve emin olun 3 jenerasyon sonrasında bunlar çok normalleştiğinde ülkede kadın hakları diye bir şey kalmamış olacak. Çünkü bu videolar kadınlar sadece sahip olunması gereken şeylerdir evet. izlenimi veriyor. Şey, şiddet vardı. Şey kadına olsun. Sahip olma da vardı. Racon da var. Bak hepsi var gördün mü? Çare bu aşkımıza. Racon! Şimdi peki buradaki alt metni anlamayacağım. Ne kanka Diren? Eski sevgililerini mi tokatlattırıyor? Niye çocukları tokatlattırdı öteki? Bilmiyorum ki kanka. Ne dönüyor abi? Ben görmüyorum normal hayatta. Bir AVM'de bir iki kere denk geldim TikTok çeken şeylere. Onu güvenliğe haber verirse onları atıyorlarmış gibi bir haber duydum ben. Bence atmalılar zaten i̇zinsiz, ya. İzinsiz görüntümü çektiler deyip güvenliğe attırabiliyor musun abi? Hayır abi, AVM'nin kalitesi düşüyor ki. Kalitesi düşüyor. Düşünsene yani. Hani gidiyorsun sevgilinle takılıyorsun veya ailenle. Biri sürekli kamerayla bir şeyler çekiyordu saçma sapan hareketler yapıp. Sen arkada bir figüran gibi gözükebiliyorsun. Kesinlikle. Ablamıza bir seçenek sunuluyor. Denemiş. Diz çökmüş adamları tokatlama şansı. Abla birinciyi dövüyor, ikinci dövüyor ama üçüncünün... Ne oluyor da işte değişiyor olaylar. Neyse racon vardı yine listemize giriyor. Var mı lan söz söyleyeceğim bir söz? Öyle bir söz söyleyeceksin ki ya yaşatacaksın ya da öldüreceksin. Ama asla yaralı bırakmayacaksın. Hiçbir şey anlamadım. Bana daha böyle duygusal şeyler lazım. Böyle izleyince iki gün uykum kaçsın istiyorum. Mutlu bir aşk hikayesi. Saklambaç oynuyorlar. Aa, nerede kız nerede? Kaybetmiştim saklambaç. Bazen ben de kendimi kaptırıyorum pardon. Biraz daha drama alabilir miyim? Özledin mi? Çok özledin. Özledeceksin. Hani genelde bir ana fikri olurdu ya. Bir çocuk kızın arkasından kıza gül verir. Kız gülü alır, diğer kız fark eder, sonra kızar ona slow motion girer. Bunda bile bir alt metin var. Kanka YouTube'da çok büyük bir kalite var gene. Bunlar yani ilgi çekeceğim diye. Abi ölen var ya. Şimdi detay vermeyeyim de ölen var yani yakın evet, zamanda mesela. Evet. Bu çok kadar böyle like manyaklığı, izlenme manyaklığı olmaması lazım ya. Bak benim mesleğim bu mesela. Çok garip geliyor ama gene de kanka. Benim de mesela izlenmek için yapabileceğim bin bir tane şaklabanlık var yani. Hayır ya bir açıdan şey de var. Mesela bizden biri çıkıp bela böyle video çekelim çok izlenir falan dese salak deriz. İzlenmez bizim deriz. Evde hiç bak böyle onun diyaloglar bile geçmiyor yani. Ne bileyim ya kanka. Çok garip geliyor bana. Üzülüyorum bir taraftan da yani. Ama bunu anlamıyoruz. O hareketleri yapan biri toplumda bir yere gelemez mesela yani. Dünyaya faydalı bir şey de yapamaz bence. Bana öyle geliyor. Bak normal güzel TikToker'lar var. Onlara hiçbir şey demiyorum bu arada da. Bunun amacı ne mesela yani? Kaç defa? Affettin mi? Affetmeyeceksin. Oğlum bunlar bir çete mi amına koyayım? Derken. Evet hikaye okuyoruz omuz atıyorlar adam dövüyor. Ya bizim Alp de mesela TikToker ama şapka ya. Falan değiştiriyor anladın mı? Ya şey diyeceğim Canta abi. Değiştirmeyeceksin bir boynunu kırayım mı abi Alp? Yakınındaki biri ciddi ciddi böyle videolar çekse. Hani benim, hayattan benim çıkarır mısın yoksa hani. Yakınımda öyle biri yok. Ya varsayım. Artık var. Artık var. Ben mesela Diren abi. Efendim kardeşim. Bir gün çıktın Canta abi dedin ki Canta abi ben TikTok videosu çekeceğim. Bayağı böyle ciddili ciddili gösteriyorsun evet. İşte. Üst değiştirme, üst değiştirme. İşte bu tarz kanka sevgili ayakları. Kanka onu ciddili gösteremez. Kahkaha atar. Bir, Diren o karakterde bir insan değil. İki... Sağ sola ışınlanmalı mı? Ya tabii canım. Işte bak ışınlanma videolarını ben çok seviyorum. Sen. Yalan yemin ediyorum onları seviyorum ya. Ben de seviyorum abi. Işınlanma videolarını seviyorum. Kanka ne bileyim ya. Sonra kadın kahroluyor buna. Sonra kime gidiyor? Ah başka birine gidiyor. O beni dövdü diyor. Ah ama çocuk çoktan dövürdü ki. Niye lan?
Oha! Şov! Daha çok şov. Ama artık... Lan gerçek hayatta böyle bir tane hareket görsem gene saygı duyacağım. Hadi bir şey canlandırıyorlar diye de kanka. 2020'deyiz anladın mı? Birini yumruklayıp sonra slow motion'u görmek artık havalı değil. Biraz daha fantastik yapman lazım. Bak şimdi bak. Geliyor. Of! Racondan motor durdurdu. Nasıl ya? Oğlum, gerçek hayatta bunun işe yaramadığına dair size söz verebilirim. Abi de telefonu kıttı. Ve bu dramanın bir sevgiyi aşılamanın çok çok abartılı ve saçma yollarını geliştirmişler. Bunu size gösterdikten sonra ne kadar linç yerim bilmiyorum ya. Ama çok zaten onun da değil. Hani burada sadece bu videonun yapılış amacına düşünmenizi istiyorum. Ve hiçbir yere varamayışınızın şaşkınlığını yaşayın. Artık telefonu alıyor. Bu noktada telefon anlamıyorum. Paramparça işte. Oldu, ekran hala açık lan. Meleklerin anısına. Sevginin öldürmediği günler adına. Sadece 5 dakika daha yaşamak istedim. Bak böyle videonun hastasıyım abi işte bak. Abi bir şey anlatmıyor. Nasıl hastası olabilirsin? Aga. Bu gerçek olabilir ama. Tabii ama ki. Bunun TikTok'u çekmezsin yaşadıysan da. Çekmezsin ya. Harbi çekmezsin. Orada art niyet ararım ben. Tabii ben ya. De bir gün sevdiklerimin anısına kamerada havalı şeyler söyleyip mezarlıkta slow motion'da bir montaj yapacağım. Kesinlikle. 2021'de sevgiyi göstermenin en iyi yolu buldum. Bir acon. Evet. Bir boğaz diyorlar. Boynunu kıramadı. Diyor. Ya bir kere kadınlara şiddetin olduğu ülkede şöyle bir şey görmeye bile ben çok rahatsız oluyorum bundan yani. Hani içeriktir. Şakayla karışık yapılmıştır. Tabii ki gerçek değil ama. Bunlar yapıla yapıla gerçekleşiyor ondan sonra olay. Kabul görüyor toplum tarafından. Evet, birbiri boğaz diyorlar. Boynunu kıramadı diyor. Tight, tight! Bu müzikte telif var ama söylediğimden anladınız. Tamam bak, vallahi ciddiye alacağım. Bir hikayeyi anlayacağım bugün. İki sevgili ama kız yüz vermiyor. Eski sevgilisine sarılıyordu. Kar topu at kızım gidiyor ne yapıyorsun ama eski sevgilisiyle yapıyormuş bunları. E çocuk sapıkmış hep izliyormuş kızı. Üstüne de atlıyormuş. Şu sevgi bunlar hepsi sevgi. Ay, benim hayallerim var. Sen birini sevdin. Bedel adam. Çok sevdim. Ne oldu? Çok sevdim işte bir şey olmadı. Çok kötü anladık. Harbi hepsi çok birbirinden kötüydü yani.